Herkese merhaba gençlik. Bu videomda size gençler hızlı bir şekilde nasıl zengin olursunuz GTA'da onu göstereceğim size. Lazım olanlarımız sadece şöyle en azından 5-6 tane araba alabileceğiniz bir paranız olması gerekiyor. Bu parayı zaten kaybetmeyeceğiz. Sadece bu yöntemimizi yapabilmemiz için yani lazım olacak. Ama dediğim gibi paranız gitmeyecek. Şimdi başka ne lazım? Başka da bir şey gerekmiyor aslında. Bir de şöyle hemen şöyle bulunduğum yere göstereyim size haritada. Bakın burada ben bu garajımda yapacağım daha doğrusu. Şöyle hemen göstereyim burada da. Gördüğünüz gibi bende Eclipse Tower 40 var. Zaten bir tanesi olsa da yetiyor. Bende şu anda Penthouse 3'te garajımda araçlar olduğu için direktmen yenisini satın aldım. Yani garajımın içi bomboş. Şimdi burada yapacağımız yöntemle arkadaşlar araç satın alacağız ama satın aldığımız araçlara parası kesiliyor gibi gözükecek ama sonunda yöntemimizde bütün kesilen parayı geri alacağız. Yani lafın kısacası arkadaşlar satın aldığımız araçların hepsinin bedavaya alacağız. Şimdi bunu yapabilmemiz için daha önceden bir de şunu da belirteyim. Peyote çiçekleri var arkadaşlar. Oyunu ya da daha uzun zamandır oynayanlar ya da kanalımızı takip edenler arkadaşlar arada sırada peyote çiçekleri geliyor oyuna belirli bir zamanlarda. Ve bu peyote çiçeklerinde arkadaşlar en azından bir tane uçan kuş tarzı bir tane hayvanı daha önceden açmış olmanız gerekiyor. Bunu nasıl açıldığını veya daha önceden açmadıysanız maalesef peyote çiçekleri tekrar oyuna gelene kadar beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar bir de onu nasıl yapıldığını bilmiyorsanız bu videonun altına daha önceden yüklediğim peyote çiçekleri hakkında bir video var. Nasıl alırsınız, nasıl bir tane kuş hayvan çıkartırsınız diye onu da bu videonun altına ekleyeceğim. Şimdi daha fazla uzatmadan aynı ben nasıl yapıyorsam arkadaşlar siz de yaparsanız kolaylıkla siz de bu yöntemi yapabilirsiniz. Şimdi videonun başına şöyle bakalım. Ne kadar param var benim? Aşağı yukarıya gördüğünüz gibi 44 milyon param var. Şimdi bu paramız arkadaşlar ben bu garajı şöyle göstereyim size. Araçlarla dolduracağım. Önemli olan aynı benim gibi yapıyorsunuz. Sağ aşağıda kaydetme logosu çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Buradan yanlış yere girdik. Hatta direktmen Warstock'a gidelim. En pahalı araçlar. Bu arada Pegasus herhangi bir garajların içine girmeyecek araçları almayın. Onun için dediğim gibi direktmen hangi aracı alalım? Misal Deluxe olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değeri 3,5 milyon. Yani garajımızı bununla doldurabiliriz. Bir tane de farklı olsun diye Stromberg'ı da içine koyabiliriz. Yani 9 tane Deluxe, bir tane Stromberg. Şimdi burada nasıl yapacağız? Ondan bahsedeyim. Direktmen arkadaşlar burada Deluxe'u alıyorsunuz. Bir kez basıyoruz. Bu arada kesinlikle internet sayfasından şu anda satın aldığınızda çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa sağ aşağıda kaydetme logosunu görüyorsunuz. O zaman paranız kesilmiş oluyor. Dediğim gibi aynı benim gibi yapıyorsunuz buradan itibaren. Şimdi bir kez satın aldım. Direktmen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bakın. Neredeydi? Ekran 40. Apartman 40 aldım. Sağ aşağıda şu anda gördüğünüz gibi loading yok. Ama siteden direktmen internet sitesini kapatmış olsam burada direktmen kaydedecek arkadaşlar. Dediğim gibi burada kesinlikle X'e falan burada basmıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kez geriye gelebilirsiniz. PlayStation'da yuvarlak tuşu. Ya da şuradan şöyle bakın böyle direktmen. Kırkı al dedik. Para kesildi gözüküyor ama şu anda oyun kaydetmedi hala. Bizde de zaten önemli olan bu. Şimdi bir kez geriye gelelim. Ardından satın alıyoruz. 40.
satın aldı diye gözüküyor. Şimdi tekrar geriye gelelim arkadaşlar. Satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi araçlarımız şu anda 3-4 tane falan almış gözüküyorum. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir tane daha alayım. Bakın geriye geldim gene. Ardından bir tane daha alıyorum 40'a. Şimdi bir tane de sonuncu farklı olaraktan bir araç daha alacağım. O da direktmen bakalım burada Stromberg dedik. Şimdi bunu da satın alıyorum arkadaşlar. Evet, satın aldım. Hala gördüğünüz gibi şu anda gözükmüyor. Yani kaydetmedi. Şimdi burada kesinlikle dışarıya çıkmıyorsunuz. Çıktığınız zaman aksi takdirde direktmen oyun kaydedecektir ve bütün yukarıda kesilen paralar sizden kesilecektir. Onun için şimdi ne yapıyoruz? Direktmen arkadaşlar PlayStation'da PlayStation logosuna bir kez basın. Ardından ayarlara gidin. Ayarlara gittikten sonra internet bağlantısını kapatın ve tekrar açın arkadaşlar. Evet, şu an burada internet bağlantısı kesildi diye uyarı veriyor. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bizi direktmen ne yapıyor? Direktmen story'e, daha doğrusu story'e atıyor. Story'e de zaten atması lazım bizi. Çünkü devamını orada yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu yöntemimiz sadece PlayStation 4 ve Xbox 1'de oluyor. Yani Next Gen PlayStation 5'te falan olmuyor. Dediğim gibi sadece PlayStation 4 ve Xbox 1'de oluyor arkadaşlar. Evet, şu anda Story'e geldik. Story'e geldikten sonra direktmen ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Touchpad'imize basıyoruz ve ardından da Regisör moda doğru giriyoruz. Evet, şu anda arkadaşlar direktmen geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi buraya geldik. Şimdi burada arkadaşlar direktmen ne yapıyoruz? Aktör yani ilkine giriyorsunuz aktörlere ve ardından da tekrar birincisine girip hayvanlara gidiyoruz. Bu arada peyote çiçekleri dediğim kısımda lazım olan uçan hayvanımız bu arkadaşlar. Yani burada bu hayvanınız olmuyorsa bu yöntemi yapamıyorsunuz. Onun için dediğim gibi bu bende şu anda gördüğünüz gibi karga var. Bu kargayı seçiyorum. Sizde artık fark etmiyor hangi uçan bir hayvansa önemli olan uçması gerekiyor. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa direktmen uçan hayvanı seçiyorsunuz ve ardından da zaten size haritaya doğru yönlendirecek. Şimdi yönlendirdikten sonra kolay olan bir yer var. Onu şöyle direktmen size göstereyim. Şöyle bakın şuralarda bir yerdeydi. En kolay yer bura diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada noktayı koyuyorum. Ardından da touchpad'imize basıp seçtiğimiz yere doğru gideceğiz. Evet. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki mantık kuşla uçuyorsunuz. Karşıdan gelen araçlara neredeyse tam çarpmasına aşağı yukarıya bir saniye mi diyeyim? Aşağı yukarıya bir saniye geçmeyecek. Direktmen onu yapıyorsunuz. Araç size tam çarpacağı zaman arkadaşlar touchpad'inizi şöyle açık bırakıyorsunuz tabii ki daha önceden ve eliniz regüsyon modu kapatma yerinde durması gerekiyor. Kuşla da uçarken arkadaşlar tam araca doğru uçacağız ve araca tam karga artık sizde hangi hayvansa çarpmasına neredeyse bir saniye kalı mı burada regüsyon modu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yöntem bu. Şimdi burada eğer ilk denemede yapamıyorsanız sorun değil. Bunu istediğiniz kadar burada tekrarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi kuşla uçacağım ve aracımız neredeyse çarpacağı zaman şöyle aşağı yukarı tam bir saniye kalımı regisyon modu kapat yapacağım. Ve olursa da zaten göreceksiniz nasıl olduğunu.
Evet, şu anda gördüğünüz gibi regüsyon modu açtım. Kuşla doğru uçuyorum arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir hızlı gelen bir araca doğru hızlı şekilde gideceğim ve dediğim gibi neredeyse çarpmasına hani bir saniye kala mı zaten gördüğünüz gibi touchpad'imde de açtım. Direktmen regüsyon modu kapatacağım arkadaşlar. Yani PlayStation'da X tuşu, Xbox'ta da A tuşuna basacağım. Aracımız neredeyse çarpmasına bir saniye kala mı? Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi kuşumuz öldü diye kırmızı yazıyla yazdı. Şimdi burada ne yapacağız? Ekranımız siyah olacak. Burada yapmanız gerekenler bir kez touchpad tuşuna basıyoruz yani ortadakine. Ardından bir kez yukarıya yön tuşuna basıp ardından da onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra burada bunu da onaylıyorsunuz. Eğer sizde hiçbir şey olmuyorsa normal Anavak bot kanalı var. Zaten videonun altında ekli olacak. O kanala katılın. Ardından ilk uyarıyı geldiğinde zaten ilkini evet, ikincisini hayır yaptığınızda direktmen sizi aynı şu anda bu şekilde de geriye yönlendirecektir. Şimdi burada arkadaşlar normal bir şekilde story moda geri git yapıyoruz. Bunu onayladıktan sonra normal karakter değil de kuşla story moda gittiğinizi göreceksiniz. Bakın aynen bu şekil olması gerekiyor. Normalinde böyle olmuyor zaten ama bu yöntemimizin şu anda aktif olduğunu bu bize gösteriyor. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Options tuşuna basıyoruz ve ardından da online'a gidiyorsunuz. GTA Online diyorsunuz ve Invite Lobby'ye gidebilirsiniz. Şimdi Invite Lobby'den direktmen git yaptık. Şimdi burada arkadaşlar oyunun yani videonun başında bütün harcadığımız paraları geri alıyoruz ve garajımızda da satın aldığımız bütün araçlar durması gerekiyor. Bize son olarak da ne kalıyor? O araçları kaydetmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yapacağımızı size şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda online'a tekrar geldiğimde apartmana değil de başka bir yere ışınladıydı ama garaja girdiğimde gördüğünüz gibi şu anda komple deluxe'lar burada duruyor. Şöyle hemen videonun başındaki paramı da görüyorsunuz. Aynı videoyu başlattığımda neredeyse toplam 44 milyon para vardı ve şu anda da var. Yani bütün bu satın aldıydık ya bu deluxe'lara verdiğim paraların hepsi normalinde şu anda bende aşağı yukarı 20 milyon olması gerekirken hala aynı 44 milyon param var. Yani gördüğünüz gibi bütün verdiğimiz parayı geri aldık. Şimdi bu araçları kaydedeceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Direktmen şöyle gidiyoruz. Bakın burada. Burada yapmamız gereken sadece araçların yerlerini değiştirmek arkadaşlar. Onu da nasıl yapalım? Misal bakın burada Strombeak'ı bir tane farklı almıştık zaten. Şöyle en başa alalım misal. Gördüğünüz gibi böyle. Yerlerini değiştirerekten bunları kaydetmiş oluyorsunuz. Hatta kaydetmenin daha çok hani yapabileceğiniz şeyleri de var. Misal karakterinizin kıyafetini değiştirebilirsiniz. Sağ aşağıda gördüğünüz gibi şu anda kaydettiğini görüyorsunuz. Yani yapabileceğiniz kaydetme şekli fazla yani. Onun için dediğim gibi. Ama aynı benim gibi de yaparsanız siz de kaydetmiş olacaksınızdır.
Şimdi bunları gördüğünüz gibi komple bedava bir şekilde aldık. Satmak istediğimizde de neredeyse 2,5 milyona modifiyesiz halini bunların teker teker satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yöntemi de videonun ortalarında da belirtmiştim. Zaten sadece PlayStation 4 ve Xbox 1'de oluyor. Next Gen PlayStation 5'te olmuyor maalesef. Onun için dediğim gibi arkadaşlar bu yöntemi yaparaktan sağlam bir para kasabilirsiniz. Bu arada da daily limit yememeniz için günde en fazla şöyle 2 saatte bir araç satarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Araçları satarken de temiz bir plakanız varsa o plakayı geçirin ve öyle satın. Evet, fazla da bir şey söylenecek bir şey yok aslında. Umarım yöntem hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. What's wrong with her now? Better than when she came in, that's for sure. Thank you.